İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı ile Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Musaller Anıtı'nı ziyaret etti. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, silah arkadaşı Manuk Sahakyan'ı andı. Ermeni Lejyonu'nun 105. yıl dönümüne adanan konferans. Batı Ermenistan hükümeti Zoom toplantısına davet ediyor. Ukla'da Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında çalınan sanat eserleri ve tazminatlara adanan konferans. Hamlet Hovsepian'ın eşsiz koleksiyonu. British Museum'de korunan Kraliçe Anahit heykeli Yerevan'da sergilenecek. Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 105. yıl dönümü münasebetiyle Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki heyet, Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Neli Harutyunyan eşliğinde Musa Dağı Savaş Anıtı'nı ziyaret ederek savaş kahramanlarının 18 şehidinin anıtına ve Amiral Louis D'Artich du Fourneau'nun büstüne çiçek bıraktı. Heyet ayrıca Musaller halkının kurtarılmasına katılan Fransız denizcilerin isimlerinin yazılı olduğu asırlık Ermeni-Fransız dostluğunu simgeleyen anıt çeşme üzerinde de durdu. Anıt kompleksi alanında misafirler Arara Savaşı'nda şehit düşen 23 Ermeninin anısına dikilen anıt önünde saygı duruşunda bulundu. 1915 yılında Jön Türklerin Ermenileri yok etme ve Ermenilerin yaşadığı bölgeleri terk etme planına karşı çıkan Musaller halkının Türk birliklerine 40 gün boyunca şiddetle direnerek düzenli ordunun saldırılarını 3 kez püskürttüğünü hatırlatmak gerekir. Büyük kayıplar veren Türk ordusunun taktik değiştirerek dağı kuşattığını da hatırlatalım. Fransız askeri gemisinin denizcileri üzerinde yardım yazılı Kızılaç bayrağını taşıyarak kurtarılan Ermenileri Kıbrıs'a, oradan da Mısır'ın Port Said limanına taşıdı. İngiliz gemileri de hemen hemen aynı anda bu girişime katılarak 4200 Musaller sakininin hayatını kurtardı. Yerlerinden edilen Ermeniler Lübnan'ın Aycar köyüne yerleştiler. Geri kalanlar da Ermenistan'a sığınarak Musaller köyünü kurdular. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Mohratah Tepelerinin geri alınması için yapılan sıcak çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Manuk Sahakyan'a Manç'a ithaf edilen anıtı 1 Şubat'ta ziyaret etti. Komutan Leonid Azgaltyan'ın cesur öğrencisi Manç, her zaman bir kartal gibi keskin ve şaşmaz vuruşlarıyla öne çıkan birliğin saygın özgürlük savaşçısıydı. Manuk, son savaşında savaşan arkadaşlarıyla birlikte sürpriz bir saldırıda bulunarak büyük çaptaki düşmanı şaşırtır. Savaş askerlerimizin zaferiyle sonuçlanır ama düşman kurşunuyla şehit olan Manç zafer sevincini tadamaz. O sadece 23 yıl yaşadı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan anıtın yanında şunları söyledi. Manç benden birkaç metre uzakta şehit düşmüş yatıyordu. Manç'ı asla unutmayacağım. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki ofisinde Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 105. yıl dönümüne adanmış bilimsel bir konferans 1 Şubat'ta düzenlendi. Etkinlikte Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni Lejyonu'nun görkemli tarihini ayrıntılı olarak anlattı. Konferansın video versiyonuna Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti sizi Batı Ermenistan Hükümeti'nin kuruluşunun 13. yıl dönümüne adanan özel Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantı 2 Şubat'ta Paris saatiyle 18.30'da, Yerevan saatiyle 21.30'da başlayacak. Toplantının konusu Batı Ermenistan Hükümeti'nin kuruluşunun 13. yıl dönümü. Zoom toplantısı Ermenice gerçekleşecek. Westwood, Kaliforniya Üniversitesi'nin Los Angeles şubesinde faaliyet gösteren Hostum adlı Ermeni Enstitüsü,
10 Şubat'ta çalınan sanat eserlerinin ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında meydana gelen zararların tazmin edilmesine yönelik bir konferansın kurumun Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit çalışması programı tarafından düzenleneceğini bildirdi. Konferansın itici gücü Profesör Hegnar Vattenpau ve Profesör Michael Bessler öncülüğünde gerçekleştirmekte olan girişimin hedefi Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında çalınan sanat eserlerinin iadesini sağlayacak bir sistem oluşturmak. Konferans sırasında salonda hazır bulunanlara o zamana kadar yapılan çalışmaları anlatan bir belgesel film gösterilecek ve iki tartışma gerçekleştirilecek. Büyükelçi Steven Eisenstadt ana konuşmacıdır. Avukatlar Loran Filter ve Rental Schonerock ile dedektif gazeteci Simon Maakyan da konuşmada bulunacaklar. Konferans, üniversitenin Faller Müzesi'nin Lennart Salonu'nda sabah 10'dan akşam 5'e kadar gerçekleşecek. Kayıt olmak için lütfen saat 9.30'da salona geliniz. Konferansı online takip etmek veya daha fazla bilgi almak için belirtilen adresi ziyaret edin. Batı Ermenistan'daki Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında çalınan tüm eserlerle ilgili olarak yalnızca Batı Ermenistan hükümetinin her türlü geri alma veya tazminat hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fransa'da yaşayan koleksiyoncu Hamlet Ofsepyan bir zaman yolcusu. Batı Ermenistan'ın zengin kültürel mirasını temsil eden eşsiz koleksiyonu, Ermeni ustaların hayal gücünün ve zevkinin sınırlarını farklı bir şekilde ortaya koyuyor. Hamlet Ofsepyan, 2012 yılında 15 gün boyunca Batı Ermenistan'ın Kilikya bölgesini ziyaret etti. Hamlet Ofsepyan anide bir dram bulur. Hamlet'e göre yanındaki Kürt onu kasten düşürmüştür. Para oldukça yıpranmıştı ama bazı harfler okunabiliyordu. Hamlet paradaki yazının Ermenice olduğunu anlayarak onu aldı. Ardi.im'e verdiği röportajda Hamlet Ofsepyan şunları söyledi. Haç'tan döndüğümde internette anide basılan Ermeni dram yani paralarının tarihini araştırmaya başladım ama maalesef hiçbir şey bulamadım. Daha sonra Daşir Zoraget bölgesinde Gürükyanlar tarafından basılan Ermeni dramları dışında Bagratunyans Krallığı döneminde anide veya herhangi bir yerleşim yerinde Ermeni dramının basıldığını öğrendim. İlgim daha da arttı. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine dramı yani parayı Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nin numismatik bölümü başkanına gösterdim. Bunun 13. yüzyılda Gürcü Kralçesi Rusadan tarafından basılan bir dram olduğunu söyledi. Fransa'ya döner dönmez eski Ermeni dramlarını aramaya başladım. İnternette ilk gözüme takılanlar Kilikya Ermeni Krallığı dönemine ait örnekler oldu. Bir gün başka bir arama sırasında Alman satıcının Türk diye sunduğu gümüş bir kemer buldum. İçimdeki ses bana o kemeri almam gerektiğini söyledi. Yanılmadım. Üzerinde Ermenice AB harfleri ve Van anlamına gelen Arapça bir yazıt vardı. O günden sonra Ermeni gümüşçülüğüne ilgi duymaya başladım. Amerikalı yazar Hovsep Tokat'ın Ermeni Gümüşçü Ustaları adlı kitabı sayesinde Batı Ermenistan'daki gümüşçülük sanatıyla ve Ermeni takılarıyla tanıştım. Batı Ermenistan'daki Türk müzelerini her ziyaretimde büyük bir acı duyuyorum. Çünkü Ermeni ustaların eserleri Türk, en iyi ihtimalle Osmanlı kültürünün bir parçası olarak sunuluyor. Turizm Komitesi'nin aktardığına göre Doğu Ermenistan Ulusal Tarihi Müzesi ile British Museum arasında varılan anlaşma sayesinde Eylül 2024'te British Museum'de saklanan Kraliçe Anahit heykeli ilk kez Yerevan'da sergilenecek. Ermeni platosunda Tanrıça Anahit'e tapınma çok eski zamanlardan beri başlamış ve annelik tapınmasıyla yakından ilişkiliydi. Anahit'in ana tapınağı Yüksek Aykın Yegehniyat şehrinin Yeriza kasabasında bulunuyordu. Tapınak M.Ö. 34 yılında Romalı General Marcus Antonius'un işgali sırasında yağmalandı.
Askerleri Anahit'in devasa altın heykelini kırıp parçalayarak Roma'ya götürdü. Anahit'in heykeline saldıran ilk askerin önce kör olduğu, sonra delirip öldüğü yönünde söylentiler yayıldı. British Müzesi'nde saklanan kalıntılar 19. yüzyılın sonlarında Yersinka'da bir köylü tarafından tarım işi yaparken keşfedildi. Heykelin kalıntıları bazı koşullar altında İngiltere'ye taşınmıştır ve kopyası Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Christina tarafından seslendirilen Hamşen şarkısı Garmi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.